Keten üretimiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Keten deyince kumaş aklınıza geliyor. Artı kağıt para yapımında pamukla beraber kullanılıyor arkadaşlar. Keten Orta Karadeniz'de ve Marmara'nın doğusu Kocaeli çevrelerinde, Sakarya çevrelerinde üretilen bir tarım ürünüdür arkadaşlar. Onun dışında baktığımız zaman bezir yağı da ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Tohumlarından elde ediyoruz. Kenevir deyince aklımızda uyuşturucu ham maddesi Geliyor değil mi? Kenevir devlet kontrolünde olan bir tarım ürünü arkadaşlar. Bu e, göreceksiniz haşhaşta da var, pirinçte de var, tütünde de vardı değil mi? Görmüş olduğunuz üzere. Evet özellikle Orta Karadeniz bölgesi ve son yıllarda İzmir, Manisa, Balıkesir çevrelerinde de ne yapıyoruz? Kenevir üretiyoruz arkadaşlar. İlaç sanayisinde de ham maddedir. Dikkat edelim arkadaşlar. Halat yapımında, çuval yapımında, ip yapımında kullanıyoruz. Anason özellikle Antalya değil mi? Ve Burdur çevreleri, Batı Toroslar aklımıza gelsin. Anason deyince arkadaşlar rakıya koku veren ham maddedir, değil mi? Anason kokarken sofralar şarkısında da o aklımıza gelir. Gıda ve ilaç sanayisi için önemli arkadaşlar. Geçiyoruz. Hh. Evet. Diğer adı Afyon. Deyince zaten Afyon Ege bölgesi hocam. Uyuşturucunun ham maddesi Dikkat edelim. Gıda sanayisinde de kullanılır hocam. Börek çörek yapımında ve onun dışında en önemli yeri tıp sanayisi arkadaşlar. Afyon çevresi, Denizli Konya çevresi. Orta derecede arkadaşlar yağış alan bölgelerde yağ sıcaklığı isteyen bir tarım ürünü dedik. Tohumundan yağ, küspesinden hayvan yemi elde ediyoruz. Ve sapını da yakıyoruz arkadaşlar. Çok fonksiyonlu bir tarım ürünüymüş. Evet, Türkiye'de baktığınız zaman bir önceki slaytta söyledim. Keten, kenevir, haşhaş, pirinç, tütün gibi tarım ürünleri de devlet kontrolünde olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet. Çay deyince bol yağış, ılıman iklim, Doğu Karadeniz yıkanmış toprak aklımıza geliyor. Çay arkadaşlar Cumhuriyet döneminde bize gelen bir tarım ürünü. Zihni Derin adında bir ziraat mühendisi ne yapıyor? Gürcistan'dan ülkemize getiriyor arkadaşlar. Bakın çay çabuk bozulan bir tarım ürünü arkadaşlar. Yeşil iken ne yapıyorlar? Hemen kurutulması lazım, fabrikaya gönderilmesi lazım. O yüzden çabuk bozuluyor arkadaşlar. Yeşil kalmaması lazım. Oksitleniyor ve kuruduğu zaman da değil mi? Çay olarak siyah bir renge dönüşüyor. Doğu Karadeniz bölgesinde de fabrikalar yaygındır. Peki hocam Elma da bir çay kuru var. Ne o? O paketleme dağıtım merkezi arkadaşlar. Gelelim çay deyince Doğu Karadeniz özellikle Rize çay kurda ne yapıyor? Çayı destekliyor arkadaşlar. Evet yağ bitkileriyle devam ediyorum. Zeytin evet sofralarda değil mi? Hep sabah kahvaltınızda. Evet özellikle zeytin yağı değil mi? Av böyle sağ, hakiki saf. Evet. Kimyaca, Dilek Hoca bir şeyler söylüyor ama oradan. Evet. Zeytin özellikle Akdeniz iklimine özgüdür arkadaşlar. Akdeniz iklimleri de görülür hocam? Güneydoğu'nun batısında Antep, Nizip'ten başlıyor ki burada da zeytin tarımı var. Akdeniz kıyılarında dikkat edelim. Ege'de ve Marmara Denizi çevresi özellikle Bursa, Gemlik deyince ne yapıyorduk? Sofralık Marmara Birlik. Ve Edremit Körfezi de arkadaşlar özellikle yağ sanayisi için Manisa zeytin üretiminde ön plana çıkan iller. Peki hocam Doğu Karadeniz'de var mı? Mikro klima olarak Rize'de de zeytin tarımı var. Kış ılıklığı isteyen bir tarım ürünü arkadaşlar. Özellikle nereye bakmamız lazım? Zühti, Ege bölgesi. Türkiye gibi Akdeniz iklimi görülen İspanya, Portekiz, Fransa gibi ülkelerde ön plana çıkan bir tarım ürünüdür. Değil mi? Akdeniz iklimiyle özdeşleşmiştir diyoruz. Geçelim hocam. Evet, zeytin üretim alanına arkadaşlar. Zeytinle ilgili bir ek bilgi daha vereyim. Zeytin ağacının özelliği gereği arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Zeytin ağacı bir sene farklı, bir sene farklı ürün. Yani bir sene çok ürün veriyorsa, diğer sene ağacın özelliği gereği az ürün verir. Yani dalgalanma o yüzden olur. İklimle alakası olmaz. Evet, Güney Bakanlardan bir görüntü arkadaşlar. Değil mi? Ayçiçeği. İzmir'de ne diyorlar? Çiğdem mi diyorlar? Evet. Aferin hocam. Hocam diyor ki Tekirdağ ön plana çıkar diyor. Sonra Konya il bazında ön plana çıkar diyor. Doğru söylüyor arkadaşlar. Konya'da sulamadan dolayı son yıllarda ön plana çıkmıştır. Ama Trakya dediğimiz Marmara arkadaşlar birinci olan bölgemizdir. İl bazında Konya'dır. Unutmuyoruz. Güne bakan yağ sanayisinde kullanılır. Geçelim hocam. Yine Tekirdağ Edir Edirne bakınız. Konya ayrıca Çukurova ve Çorum çevrelerinde de üretilir arkadaşlar. Konya il bazında birinci. Yer fıstığı. Kuru yemişlerde böyle Araya çok atarlar değil mi? Ama fazla tüketilmez arkadaşlar. Et evet, kuru yemiş derdi dedik hemen. Gelelim neresi hocam? Mersin değil mi? Adana yani Akdeniz bölgesi. Yer fıstığında ön plana çıkar. Geçelim. Evet. Adana, Mersin, Osmaniye. Soya fasulyesi arkadaşlar. Yine ikinci, üçüncü ürün olarak Çukurova'da. Mersin, Adana çevresinde tercih edilen bir tarım ürünüdür. Hatta bu soya fasulyesi arkadaşlar bazı restoranlarda et niyetine de değil mi? Kullanılır değil mi? Lahmacun yerken dikkat edin. Evet baklavalara da konuluyormuş. Gül sanayisi deyince güller diyarı. Sparta arkadaşlar evet aynı zamanda kozmetik sanayinde de gül lokum yapımında değil mi? Polonya yapımında ön plana çıkıyor. Geçelim hocam. Fındık. Evet. Fındık deyince Karadeniz arkadaşlar. Kış ılıklığı isteyen bir tarım ürünüdür. anavatanı Biliyorsunuz Karadeniz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar. Fındık Karadeniz bölgesi dışında. Nerede var? Marmara'nın doğusu. Sakarya'da da fındık tarımı vardır arkadaşlar. Yani fındığın %80'i neresiymiş? Karadeniz, Ordu, Giresun, ve %20'si ise Marmara. Sana pasta grafiği veriyor arkadaşlar şu şekilde. %20'sini işaretliyor buraya. Burası da Karadeniz. Pardon Karadeniz demiyor özür dilerim. %80 diyor. İşte birinci bölge, ikinci bölge. Ya da bu tarım ürünü neresi? Ya da hangi bölgemiz olabilir tarzında soru geliyor arkadaşlar. Evet. Nohuta geçiyorum. Yani baklagiller, kök sistemi gelişmiş bir tarım ürünüdür arkadaşlar. Azot döngüsünde önemli bir yeri vardır. Ve protein değeri yüksek olan tarım ürünleridir. Hatta bir kuru fasulye ile etin protein değeri aynıdır diyebiliriz. Nohut deyince hiç Anadolu bölgesi arkadaşlar. Ege Akdeniz'ye gider. Özellikle Kırşehir nohut üretiminde ön plana çıkar. Fasulye sulanabilen her yerde. Evet mercimek. Mercimek ikiye ayrılır. Kırmızı mercimek. Yeşil mercimek arkadaşlar. Özellikle kırmızı mercimek deyince nereye bakıyoruz? Güney Doğu Anadolu bölgesine bakıyoruz. Peki hocam yeşil mercimek derse iç Anadolu'ya bakıyoruz. Geçelim hocam. Evet mercimek yani baklagiller üretimden bir görüntü arkadaşlar. Kırmızı olanlar mercimek, sarı olanlar fasulye, mavi olanlar nohut. Bakın üretiminde yine dalgalanma var nohutun hocam. Niye iklime bağlı? Geçelim. Evet. Yani meyvelere geçtik arkadaşlar. İlk olarak turunçgiller değil mi? Turunçgiller deyince nereye bakıyoruz hocam? Akdeniz iklimine bakıyoruz. Ve bir de buraya bakıyoruz hocam. Neresi burası? Doğu Karadeniz. Niye? Yine mikro klima değil mi? Zeytin üretiminde de Çoruh vadisinde vardı. Yine ee, Karadeniz'de dikkat edin turunçgiller ve zeytin Karadeniz'de mikro klimadır. Ama esas yeri neresi hocam? Dikkat edin Akdeniz iklimi. Kış ılıklığı isteyen bir tarım ürünü arkadaşlar. Ege bölgesi ikinci sırada Akdeniz birinci sıradadır. Turunçgiller. Geçelim. Evet, üzüm, zühti, Ege bölgesi birinci. Ama soğa dayanıklı olduğu için arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinde yetişebilir. Özellikle ekim alanı geniştir, dardır derse, İç Anadolu'da yetişiyorsa bir tarım ürünü arkadaşlar, ekim alanı geniştir. Peki, Karadeniz, Akdeniz'de üretiliyorsa, ekim alanı dardır. Buradan çıkartabilirsiniz. Özellikle Karadeniz'deki çay ya da Akdeniz'deki muz gibi. Evet, üzüm, Soğa dayanıklı arkadaşlar. İzmir üzümleri meşhurdur. Onun dışında Kalecik değil mi? Ya da Nevşehir, Antep gibi Ankara'nın bağları, büklüm büklüm yolları türküsünden hatırlar iseniz. Evet, incirler olana kadar kalsaydın diyor şarkılarda. Bakın bütün şarkılarda tarım ürünleri, değil mi? Özdeş, eşmiş. Yani coğrafya hayatın bir parçası arkadaşlar. Evet incir deyince aydın özellikle Ege bölgesi peşçilikli isteyen bir tarım ürünüdür. İncirin kurusunu aynı zamanda üzümün kurusunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Fındığı da değil mi? Satıyoruz. Onları en son ekleyecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Dünyada birinciymişiz. Evet elma yine soğa dayanıklıdır. Özellikle elma deyince arkadaşlar önceden amasya aklımıza giriyordu. Şimdi arkadaşlar elma deyince Isparta değil mi? Bakın dikkat edin Isparta gül ve elma. Yine KPSS'de çıkmış bir soru idi arkadaşlar. Elma yine baktığımız zaman sanayide de kullanılır arkadaşlar. Evet geçelim hocam. Antep fıstığı. Evet özellikle Urfa çevresi ön plana çıkar. Antep fıstığının arkadaşlar özelliğine baktığınız zaman yine ihraç ettiğimiz bir tarım ürünü arkadaşlar. Dünyada İran'dan sonra bakın ikinci sıradayız. Önemi büyüktür ki kuru yemişlerde en çok tüketilen bir tarım ürünü diyelim. Sıcaklığı da çok sever arkadaşlar. Geçelim hocam. Kayısı. Evet Malatya. D e, Malatya. Evet. Malatya bakın 48 arkadaşlar. Fakat Türkiye'nin her yerinde kayısı yetiştirilir. Doğa karşı dayanıklıdır arkadaşlar. Her iklimi buğday, kayısı özellikle değil mi? Şeker pancarı. Bunların üretim alanları geniş. Karadeniz'de ama baktığımız zaman buğday tarımı yapılmıyordu. Evet muz deyince muz ithal muz genelde arkadaşlar ama yerli muz deyince Anamur, Alanya yani Antalya arkadaşlar Mersin arası ki kış ılıklığı isteyen bir tarım ürünüdür. Kışların da bakın 10 derecenin altına düşmemesi gerekir arkadaşlar. Don olaylarından çok çok etkilenir ve ekim alanı en dar olan tarım ürünü diyebiliriz. Evet geçelim hocam. Seracılık diyor. Seracılık da arkadaşlar özellikle naylon veya camla kapatılan bir ortam arkadaşlar. Güneşlenme ile beraber ısınmasıdır arkadaşlar. En fazla seracılık deyince Akdeniz Ege aklımıza gelmeli. Ki e, buralarda kışılıklığı var. Hocam Güneydoğu ya da İç Anadolu, Doğu Anadolu'da yapabilir miyiz? Kışları arkadaşlar çok soğuk geçtiği için ne olacak? Maliyeti artacak değil mi? Tarım ürünleri de zarar görecek. Ki buralarda yine kışların soğuk olduğu zamanlarda meteoroloji ne diyor? Don olaylarına karşı uyarıyor ki soba ile burayı ısıtmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Evet Akdeniz bölgesi ön plana çıkar. Her mevsim taze sebze meyve tüketiyoruz. Özellikle kışlarda değil mi? Nereden geliyor bunlar? Seralardan geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Kısaca bir tekrar yapalım. Bir geri gelelim hocam. Evet. Tekrar yapacak olursak. Güneydoğu Anadolu bölgesinin birinci olduğu tarım ürünleri neydi? Pamuk. Antep fıstığı. Söylemedik ama karpuz vardı. Bir de kırmızı mercimek. Şöyle kısaca hatırlatayım size. Gap. Ne hocam bu? Pamuk. Antep fıstığı, kırmızı mercimek ve karpuz diyordum. Bu güneydoğu. Peki hocam, Marmara pirinç vardı, değil mi? Onun dışında ne vardı? Ayçiçeği. Ayçiçeği. Başka ne var hocam? Marmara'da? Evet, kivi var. Evet. Yalova söylemedik ama Karadeniz'de de Marmara özeki Yalova birinci. Peki zühti derse? Zühti, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Ege'ydi. Gelelim. Akdeniz. Akdeniz'de neye bakmamız lazım? Muz, mısır, değil mi? Yer fıstığı söylemedik ama susam, soya fasulyesi, onun dışında anason, ve, ve, turunç, giller arkadaşlar. Peki, İç Anadolu bölgesi hocam? Evet, buğday, arpa, yulaf, çavdar. Onun dışında şeker, pancarı ve yeşil mercimeğe dikkat edelim. Yeşil ve kırmızısı çok karıştırılır arkadaşlar. Evet, ağaç çiçeği de yine il bazında düşünürsek arkadaşlar, neresi? Konya'ydı. Bakın. Karadeniz'de üretilen tarım ürünlerinin ekim alanı dardır. İç Anadolu'dakilerin ise ekim alanı geniş arkadaşlar. Özellikle en geniş olan diye sorarlar ise üzüm, elma, değil mi? Kayısı. Bunların üretim alanları şeker pancarında dahil edebiliriz. Geniştir. Güneydoğu'da şeker pancarı tarımı yapılmaz. Niye hocam? Çok sıcak olduğu için. Karadeniz kıyılarında da pek tercih edilmez. Dikkat edin. Özellikle arkadaşlar iklim koşullarını bilirsek tarım ürünlerini rahatlıkla yorumlarız diye düşünüyorum. Peki hocam Türkiye'nin sattığı tarım ürünleri diye soru gelirse özellikle kurularda birinciyiz. Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir ya da fındık üretiminde ne yapıyoruz? Birinciyiz arkadaşlar satıyoruz. Evet geçelim sorularımıza bakalım. Evet Yine bakın ne dedik? Hep iklim koşulları ile ilgili çıkmış sorular arkadaşlar. Tarım ürünleri yerleştirilmiş. 5 tane tarım ürünü vermiş. İklim koşulları göz önüne alındığında bu tarım ürünü ilk önce hangi yörede olgunlaşması beklenir? Şimdi arkadaşlar tarım ürünü olgunlaşması demek sıcaklıkla alakalıdır değil mi? Sıcaklığı yüksekse tarım ürünleri kısa sürede ne yapar? Olgunlaşır. Peki neresi daha sıcak? 2. Genelde nereyi veriyorlardı hocam? Çukurova'yı. Bakın Çukurova'yı vermemiş bize. Ege bölgesini vermiş. O zaman burası sıcak. Hem yükseltisi sağs hem enleme bağlı olarak da düşünebilirsiniz. Peki, tarım ürünleri en geç deseydi, olgunlaşır deseydi nereye bakardık? Doğu Anadolu'ya bakarız değil mi? Buralarda tarım ürünleri daha geç olgunlaşır. Geçelim. Evet. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de çay tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir diyor. Çay tarımıyla ilgili hangisi yanlışmış ona bakıyoruz. Bakalım. Toprakların yıkanmış olması. Evet. Çay tarımı arkadaşlar yıkanmayla, yağışla alakalı gitti. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0, 0 derecenin altına düşmesi. Peki Doğu Karadeniz'de ya da çay tarımının yapıldığı bir yerde sıcaklık 0'ın altına düşmez. O zaman bu yanlış. Her mevsim yağışlı olması doğru Karadeniz. Eğinli alanların fazla olması evet Doğu Karadeniz de fazla. Ne yapıyorlar orada? Taraça yöntemiyle çay tarımını yapıyorlar arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz cevabımız Bursa'dır. Geçelim. Evet ÖSYM'ye bakın iki tane soru sormuş arkadaşlar. Aşağıda soruları aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplandırın diyor. Son yıllarda AYT'de bu tarz sorular geliyordu arkadaşlar. Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca ekonomik kaynaklarımız. Yaşadığım yörenin Türkiye'nin tahıl tarımında önemli bir yeri varmış. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanıp rahat bir şekilde makineli tarım yapma olanına sahip olsak da üretim yıldan yıla ne oluyormuş dalgalanıyormuş arkadaşlar. Bakın yıldan yıla dalgalanma varsa o zaman bu insan ne kadar kaliteli tohumda kullansa, gübrede kullansa iklimle alakalı olduğunu anladık arkadaşlar dalgalanmadan dolayı. Peki, makine kullanımı da varmış. O zaman düz bir yer olduğunu da anlıyoruz değil mi? Peki, neresi olabilir buradan? Kolay bir soru tarzı. Muş dedi, Doğu Anadolu arkadaşlar. Menteşe dediği e, Muğla, dağlık bir arazi. Gölleri yeri Sparta Burdur. Çarşamba Ovası Karadeniz şey Karadeniz arkadaşlar Samsun'da dikkat edin orası yağış alan bir yer. Aynı zamanda ney tarımla uğraşan? Tahıl tarımı diyor ki Karadeniz'de tahıl tarımı yapamayız arkadaşlar. Neresi olması lazım? Konya olması lazım. Cevabımız çıktı. C seçeneği. Diyor ki diğer sorumuzda bu parçada sözü edilen yerde tal üretiminin yıllar arasında dalgalanmalar dalgalanmalar göstermesinin nedeni neye kanıttır diyor. Niye dalgalanma gösteriyor? Neye bağlıymış bu? Doğal koşullara bağlıymış arkadaşlar. İklime bağımlı olduğu için dalgalanma var. Bir sene bol ürün aldık hocam. Diğer sene ürün düştü. Ne oldu? O zaman iklime bağımlı oldu. Farklı tarım ürünün yetiştirildiğine kanıt olamaz. Nadas alanlarının giderek daraldığına kanıt olamaz. Nadas alanlarının daralması demek sulama yapman demek. Sulama yapman demekte de üründe dalgalanma olmaması demektir. Ta tarım alanlarının yerleşmeye açıldığına kanıt değildir. Tarımla uğraşan kişi sayısı hakkında da zaten bilgi vermiyor. Güzel bir soru, kolay bir soru ama bilmeyince zor arkadaşlar. Evet, ortalama yükselisi oldukça fazla olan bu yörede dağlık ve engebeli alanlar çok yer tutuyormuş. Tarım etkinlikleri ancak dağlar arasındaki ovalarda yapılabiliyormuş. Bakın yükseltisi fazla, engebeli, tarım alanı dar olan bir yerden bahsediyor. Tarım etkinlikleri dağlar arasındaki ovalarda yapılıyor demiş. Yöre halkı yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin uzun geçmesinden dolayı birçok tarım ürününü yetiştirememekten yakınıyormuş arkadaşlar. O zaman yazları kısa, dağlık diyorsa, kışları uzun diyorsa neresidir burası Erzurum? Kars çevresi. Peki Doğa dayanıklı olan tarım ürünü soruyor size. Ya da baktığınız zaman kısa sürede olgunlaşan bir tarım ürünü hangisi olabilir? Fındık olamaz. Mercimek kırmızısı var yeşil. Olamaz. Sıcaklığı sever arkadaşlar. Pirinç olamaz. Değil mi? Ağaççiçeği Trakya olamaz. Su ister çünkü. Arpa tarımı olur Ceyhan. Evet. Yine güzel bir soru tarzı. Ki harita sorular her zaman güzel olur arkadaşlar. İşareti noktaları vermiş bize. Ortak özelliğini soruyor. Hangi tarım ürünüymüş? Pamuk tarımı. Evet. Bu alanların ortak özelliği hangisidir? Bakalım. Terrorosa topraklar yaygındır. Terrorosa deyince nereye bakıyoruz? Akdeniz iklimine bakıyoruz. Ortak özellik oldu mu? Doğu Anadolu'da var. Güneydoğu'da var. Olmadı. Kış aylarında kar yağışı görülmez. Akdeniz için doğru ama Buralar için özellikle doğu için doğru değil. Ortalama yükseltisi 100 metreden azdır diyor. Alakası yok. 2000 metre arkadaşlar. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır. Evet, pamuk tarımında yağ sıcaklığı önemli, kuraklık önemli. Karadeniz'de pamuk tarımı yapılmaz. Neden? Yaz kuraklığı yok demiştik. Yıllık toplam yağış tutarı da 1000 milimetrenin üzerindeymiş. Alakası yok arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Yaz kuraklığı D seçeneği olmuştu. Evet. İşaret noktaları vermiş arkadaşlar. Gösterilen yerlerin hangileri yoğun endüstriyel tarım alanları dışında kalır? Yani sanayi ürünlerinin yapılmadığı yeri soruyor bize. Peki birden başlıyorum Marmara arkadaşlar. Sanayi tarımı yapılır buralarda değil mi? Özellikle Zühtü'den Atılla Ege bölgesi, Çukurova, Pamuk tarımı vesaire. Peki hocam 2 ve 3 İki dediği yer Sinop çevresi. 3 dediği yerde Doğu Anadolu arkadaşlar. Buralarda sanayi ürünleri yetiştirilmesi zordur. Evet, Türkiye'de buğdayın belli yıllar arasında ekim ile ilgili üretim miktarlarını gösteren bir grafik incelendiğinde hangisine ulaşılamaz? Bakın neye bakıyoruz? Ekim alanlarıyla üretim miktarlarını gösteren bir grafi. Ekim alanı, üretim miktarı. Bakalım hangisine ulaşamayız arkadaşlar? Birim alandan alınan ürün miktarına ulaşırız. Üretim miktarlarındaki değişime ulaşırız. Ekim alanlarındaki değişime ulaşırız. Peki, üretimin en çok ve en az olduğu yıllara ulaşırız. Uygulanan tarım yöntemlerinin üretimdeki etkisine. Şimdi arkadaşlar, evet, üretim miktarlarını gösteren bir grafikten uygulanan tarım yöntemlerini bilebilir miyiz? Peki. Cevabımız Edirne oldu. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkte gösterilmiş. Hangilerinde tarımda sulamaya ihtiyaç daha fazladır diyorsa kurak olacak değil mi? Hangileri daha kurak hocam? Türkiye'nin en kurak yerleri neresiydi? İç Anadolu ve Güneydoğu değil mi? 2 ve 5. Geçelim. Yine işaretli noktalar vermiş arkadaşlar. Bir önceki soruya benziyor. Bu alanlar için ortak bir bölge sınıflandırmasıdır diyor. Bakalım. Nereleri almış hocam? Trakya, Edirne, değil mi? Buradaki graben sağı almış. Konya çevresini almış. Çukurova'yı, Güneydoğu ovalarını almış. O zaman buralar ovalık bölge. Ovalık bölgelerde ne yaparsın? Tarım yaparsın, değil mi? Geçelim. Türkiye'de 1950'den günümüze kadar olan süreçte yukarıdakilerden hangileri tarım sektöründeki gelişmeler arasında gösterilemez diyor. Tarımla ilgili gelişmeler arasında olmayacak. Bakalım. Tarımda makineleşme artmış mıdır? Evet, traktör sayısı artıyor arkadaşlar. Çayır ve mera arazilerinin payı artıyor mu? Evet çayır ve mera. Mera dediğimiz hayvancılık yapılan değil mi? Açık arazi. Payı artmaz arkadaşlar azalır. Neden? Makinalaşma artıyorsa insanlar buralar ne yapacak? Tarlaya çevirecek. O yüzden buranın payı artmaz, azalır. Tarımsal üretimde katma değer yükselmiştir. Evet, daha çok üretiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de o zaman hangileri artış olarak gösterilmez? 2 numara artış olarak gösterilmez diyor. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tarımla ilgili sorularınız olursa atabilirsiniz. Hayvancılıkta görüşmek üzere.